Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepimize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah. Evet canlarım, ne yapalım? Bugün Başak Burcu yapacağız. Başak Burcu geniş detaylı açılım yapacağız. Bu arada Başak Burcu hakkında ufak bir bilgi vereyim size. Başaklar toprak grubuna dahildir. Yönetici gezegeni Merkür'dür. Metali civadır. Renkleri turkuaz ve sarıdır. Başak burçları çok hiperaktif burçlardır. Başaklar çalışmayı, kariyeri çok severler. Fikir üretmeyi çok severler. Candan burçlardır. Çok fazla titiz oluyorlar. Düzeni çok severler. Başak burçları gerçekten kariyer konusunda olağanüstü potansiyele sahip burçlardır. Çalışmayı, fikir üretmeyi, ticari konularda genel anlamda diyalog seven, iletişim kurmayı seven aktif burçlardır. Başak burçlarını çok iyi severim ve çok da iyi anlaşırım başaklarla. Burcu Başak, yükselen Burcu Başak ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlar için konuşuyorum. Başak burçlarını genellikle geç aile kurmayı severler. Çünkü hayatlarında bir düzeni kurarlar önce. Yani geçim sıkıntısı yaşamamak için önce düzen kurmayı severler. Ondan sonra aile kurmayı severler. Yani düzen Başaklar için çok önemlidir. Dediğim gibi Başak burçları candan burçlardır. Sevdikleri zaman biraz takıntılı oluyorlar. Söyleyeyim size, takıntılı burçlardır. Kesinlikle düşüncelerinde kesinlikle kötülük yoktur ama Başak burçlarının en sıkıntılı yönü çok fazla kırıcı oluyorlar ve konuşkan, çok fazla konuşan burçlardır. Memnuniyetsiz oluyorlar genellikle. Neden memnuniyetsiz oluyorlar? Çünkü hakkını vererek her şeyi yaptıkları için Başak burçları karşı tarafı hep zayıf görürler iş konusunda, potansiyel konusunda. Onun için biraz sıkıntı yaşayabilirler. Başaklar hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeyim. Başak burçları hava gruplarından kova ile ikizlerle uyumsuzdur. Hava gruplarıyla uyumsuzdur. Başak en iyi anlaşacağı burçlar toprak burçlarla çok iyi anlaşır. Su gruplarıyla kısmen, yengeç balık akreple kısmen anlaşabilirler. Toprak grupları Başak, Boğa Başak Oğlak'la iyi anlaşabilirler. Hava gruplarından sıkıntı yaşayabilirler. Kısmen Başak burçları ve ateşlerle biraz sıkıntılı gözüküyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi hiç vakit kaybetmeden geçelim Başak burcu Aralık ayı yorumlarına bakacağız. Başak burcunu Aralık ayı 1 ve 15 diyeceğiz. Aralık ayının 1 ve 15'i arası Başak burçlarını neler bekliyor diye açılımımızı yapalım arkadaşlar. Hem kahve, iki çeşit kahve, tarot ve kahvede bakacağım. Bu arada kartlarımı seçerken söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Zil butonuna da basarsanız gelen videolardan haberdar olmuş olursunuz. Emeğimize saygı olarak bunları sadece isteriz. Daha ne isteriz ki sizden? Ayrıca yorumlarınızı çok severek okuyorum arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Bildiğiniz gibi bu benim ikinci kanalım. İlk kanalım kapandı benim yanlışlığımdan dolayı. Kısa süre içerisinde ben yine toparladım. 3 güne geldim sayenizde. Çok teşekkür ederim hepinize. 2, 4, 6. Evet. Bu arada arkadaşlar, bir kampanya başlatmıştım bildiğiniz gibi. %50 indirimle baktım özel açılımlara. Yazan herkese çok teşekkür ederim. Bayağı da bir yoğunluk oldu. Ama ayın 30'undan itibaren artık kampanya bitecek. Söyleyeyim size, bitmiş oldu galiba. Bugün ayın 30'u mu 29'u mu, yarından itibaren bitiyor kampanya. Bu arada özel açılım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz canlarım. Instagram adresim videoların alt kısmına etiketliyorum. Instagram'dan da takip ederseniz bazı duyuruları da orada yapıyorum.
İşte kampanya yaptığım zaman 2-4-5 bakabilirsiniz 6. Evet, şimdi yorumumuza geçelim arkadaşlar. Başak burçlarını 1-15 Aralık'ta neler bekliyor? Başak burcunu ayın 3'ünden itibaren çok rahatlayacağı bir döneme girdiğini gösteriyor kartlar. Bunu söyleyeyim. Başak burcunu iş anlamında da kesinlikle rahat gösteriyor. Çok büyük fırsatlar gelebilirin sinyalini veriyor kartlar. Başak burçlarına yol gözüküyor arkadaşlar. Yol ve görüşmeler, yeni hayat, yeni fırsatlar, yeni değişimler gösteriyor arkadaşlar. Aşkta da, işte de, yer değişiminde de ciddi şekilde yenilikler bekliyor Başak burçlarını. Kesinlikle seyahat gözüküyor. Şehir değişimi, ülke değişimi olabilir. Başak Burcu yeni iş görüşmelerine açık olarak gösteriyor. Ayın 4'ünden itibaren iş değişiklikleri yapabilirsiniz. Olumlu gösteriyor. Yatırım yapabilirsiniz. Çok bereketli ve olumlu gösteriyor. Başak Burcu'nun hayatında yalnız olan Başaklara yeni bir aşk fırsatından bahsediyor. Yeni bir aşk geliyor. Yeniliklerden bahsediyor. Yani yalnız olan, partner arayışında olan Başaklar için yeni bir aşk fırsatı geliyor. Bu aşk fırsatını arkadaşlar, değnek, yani ateşten bahsediyor. Ağırlıklı ateş burcunu gösteriyor. Koç, aslan, yaydan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bu üst tarafta Başak kadınlarını, özellikle Başak kadınlarından bahsediyorum. Başak burcu kadınları, aileli olan Başak burçlarının ailesinde sıkıntı olarak gösteriyor. Sıkıntı veren burçlar ise ilginç bir şekilde toprak ve su grubunu gösteriyor. Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Akrep kesinlikle bir karar vermek zorunda kalacağını gösteriyor. Yani evli olan Başakları, özellikle kadın Başaklardan bahsediyorum, sıkıntılı gördüm. Yani evlilikleri biraz sallantılı gözüküyor. Başak Burcu'nun bir karar vermesi gerekiyor. Ve sıkıntı gözüküyor. Yani boşanmaya doğru gidiyor olarak gösteriyor. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Gördüğümü söylüyorum. Kartlar öyle gösteriyor. Şimdi diğer taraftan sevgili olan Başak burçlarının kadınlarını genellikle sıkıntılı gösteriyor aşkla yan arkadaşlar. Şimdi bu sürenin geçecek mi deseniz, tabii geçici bir süredir. Yani geçtiğimiz süreç içerisinde Başak burcu kadınlarını aşkla yan gerçekten sıkıntılı gösteriyor. Partnerleriyle aralarında bir mesafe söz konusu. Bir şehir, başka bir şehir, başka bir ülke veya bir soğukluktan bahsediyor. Ama ayın 8'inden itibaren küs olan Başaklara, sevgililerle küs olan Başaklara barış gösteriyor. Kesinlikle teklif karşı partnerinizden geleceğini gösteriyor. Başak burcuna sıkıntı veren burçları, dediğim gibi, ateş grubu gösteriyor. Bir de burada su grubu da var. Yengeç, balık, akrep ve koç, aslan, yaydan bahsediyor arkadaşlar. Kısmen toprak grubunu da gösteriyor. Yani yükselen de bu burçlardan biri olabilir. Böyle aşk konusunda, dediğim gibi, aşk konusunu anlattık. Şimdi işten bahsedelim. Başak burcunu çok aktif bir iş dönemi bekliyor. Tarihleri verdim size arkadaşlar. Burada bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Başak burcu, yol dediğim, yani atama da olabilir, değişim olarak gösteriyor. Yatırım, bir yatırım varsa, bir yatırım yapmak istiyor, ticaret mi, ticari konularda veya bir mesafe söz konusu, değişimden bahsediyor. Atama filan yaşayabilirler. Şimdi her konuda Başak burcuna ayın 3'ünden sonra hayatında olacak değişikliklerden bahsediyor. 3 Aralık'tan sonra gerçekten yeniliklere tamamen açık olarak gösteriyor Başak burcunu arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Şimdi Başak burcunun karşı taraftan beklentileri var. Karşı partnerlerinden beklentileri var. Bundan bahsediyor ve beklediğini alamadığını gösteriyor Başak Burcu. Onunla ilgili biraz üzgün ve sıkıntılı gösteriyor. Genellikle biraz yalnızlığa çekilme ve düşünme payı çıkarmış Başak Burcu arkadaşlarımıza. Ama kesinlikle dediğim gibi hayatınızdaki değişiklikler ve olumsuz olan değişiklikleri Aralık ayının 3'ünden itibaren ister aşkta, ister işte, ister hayatınızda ve düzeninizde yenilikler ve değişiklikler gösteriyor Başak Burcu'na. Yani bir dönüşümden bahsediyor.
Sıkıntılı olan başaklar var burada. Maddi sıkıntı veya işten yana sıkıntı yaşayan başaklara dediğim gibi bu tarih çok önemlidir. Değişim ve dönüşüm noktası aynı çünden sonrayı gösterir. Şimdi arkadaşlar burada başak burçlarıyla ilgili bir mahkemeleri varsa, adli bir problemleri varsa dediğim gibi bir uzun süredir biraz kargaşa gösteriyor Başak Burcu ile alakalı. Bu kargaşanın Başak Burcu'nun zafer ve başarısıyla biteceğini gösteriyor. Bunu da söyleyeyim. Yani beklemedik bir süre içerisinde dönüşümden bahsediyor. Bu her türlü dönüşüm olabilir. Başak Burcu'nun hayatındaki yenilikler özellikle işten bahsediyor. İş ve aşk, yenilik. Yani evlilik olabilir, yeni bir partner karşısına çıkabilir, ev değişimi yaşayabilir. Çünkü yenilik diyor. Ev değişimi veya şehir değişimi kesinlikle gözüküyor. Yani Başak bir yol üzerinde gözüküyor ve uzun süredir beklediği bir haberi alıp bir buluşmadan bahsediyor Başak Burcu'nu. Yani pardon. Uzun süredir beklediği bir haberle alacağını ve çok mutlu olacağını gösteriyor. Bu haberle ilgili de Başak Burcu baya bir rahatlayacak. Yani o kadar beklemiş ki bu haberin gelmesini, baya bir rahatlayacağını gösteriyor. Her anlamda Başak Burcu'nun yeniliklerden bahsediyor. Sizi çok ciddi yenilik bekliyor sevgili Başaklar. Başak Burcu'nun farklı bir ülkeden, başka bir ülkeden veya başka bir şehirden uzun süredir beklediği bir haberle beraber biraz üzüleceğinden bahsediyor kartlar. Ama geçici bir üzgünlüktür. Bunu aşka bağladı arkadaşlar. Dediğim gibi evli olan başakların hayatında biraz sıkıntı gösteriyor. Özellikle kadınlardan bahsediyor. Erkeklerde fazla sıkıntı görmüyorum ama evli olan Başak Burcu kadınlarda sıkıntı gösteriyor. Ve artık o kadar yorulmuş olarak gösteriyor ki Başak kadını. Bunun başka bir yolu yok diye düşünüyor ve boşanmaya götüren bir yoldan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi kahveyi de açayım. Yine tarota dalıyorum. Kahveyi unutuyorum. Şöyle bir göstereyim size ve yorumumu yapacağım. Şimdi arkadaşlar kahve çok güzel çıkmış. Burada kesinlikle bir zafer işaretinden bahsediyor. Başak Burcu'nu gerçekten çok büyük fırsatlar bekliyor. Artık Başak Burcu'nun önünü açık gösteriyor. Eskisi gibi çok sıkıntı yaşamış bir başlangıç için, bir yatırım için, bir uğraş, bir iş elde etmek için gerçekten çok büyük sıkıntı geçirmiş olarak gösteriyor Başak. Ama önünün ve yolunun, kısmetinin şu anda açıldığından bahsediyor ve çok büyük bir güçle beraber çok aktif bir iş rejimine başlayacağını gösteriyor Başak Burcu'nun. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim, Başak Burcu'nun gerçekten çok özür dilerim, gripim daha geçmemiş. Gerçekten Başak Burcu'nun ruhsal olarak çok yorgun gösteriyor. Yani kafasında bir sürü düşünceleri var Başak Burcu'nun. Hayata geçirmek istediği ve çok kalabalık düşüncelerden bahsediyor. Ve bu onun ruhunu sıkıyor. Yoğunluklu bir kaygı yaşıyor olarak gösteriyor Başak Burcu'nu. Ama çok büyük tekliflerin geleceğini gösteriyor. Başak Burcu artık o sınırı aşmış olarak gösteriyor. Yani o duvarın yıkıldığını gösteriyor kahve. Başarı duvarından bahsediyorum. Yani hani başarınızın önünü kesen duvar bahsediyorum. Kesinlikle bir karşılaşmadan bahsediyorum. Ortak yatırım yapmak isteyen başaklar çok verimli bir dönemdir. Yapabilirsinizin işareti var burada. Bir de Başak Burcu'na teklif var arkadaşlar. Burada bekar olan, sevgili olan başaklara bir evlilik teklifi gelebilirin sinyalini veriyor. Teklif hazır, çok az bir süresi kalmış. Bu teklifi alacağından bahsediyor. Şimdi burada Başak Burçlarına gerçekten bir ağırlıktan bahsediyor. Bir tartışma yaşayacaksınız sevgili başaklar. Bu kesinlikle kariyerle alakalı bir tartışmadır. Yani karşınızdakini o kadar sinirli ve güçlü görüyorum ki sizi karşınızdakini yıkıp geçeceksiniz. Özellikle burada Başak Burcu burada tertemiz bir kadın görüyorum arkadaşlar. Gelinlik giymiş olan bir kadından bahsediyor.
Böyle karşı tarafla beraber dediğim gibi bir evlilik, bir nişan, bir düğün söz konusu olabilir sevgili Başak Burcu'na. İsminde A harfi olan Başaklardan bahsediyorum. Net harf çıkarmış burada. Evet, Başak Burcu'nun yolu var. Tertemiz bir yolu var. Bu başka bir şehir veya başka bir ülke olabilir. Ama o yolun başında sizi bekleyen birisi var. Ve bu aşktan bahsediyor, sevgiliden bahsediyor. Bir barış, bir karşılaşma ve tertemiz bir buluşmadan bahsediyor. Buluşacaksınız bu kişiyle, uzun süredir ayrı kaldığınız kişiden bahsediyor. Başak burçlarının biraz sağlık problemi olduğunu gösteriyor. Özellikle erkek başaklardan bahsediyorum. Sağlığımıza dikkat edelim. Erkek başakların aileli olan erkek başaklarda sıkıntı görmüyorum. Arkadaşlar, bu bir genel açılımdır dediğim gibi. Üzerinize uyanları alın, uymayanları evrine iade edin. Genel açılım, özel açılım gibi birebir olması mümkün değil zaten. Çünkü niyet olarak genel başak bakıyoruz biz burada. Evet, şimdi Başak Burcu erkeklerini gayet rahat gördüm. Erkek başakların bir bekleme süreci olmuş olarak gösteriyor. Yani bayağı bir sıkıntılı dönemden geçtiklerini gösteriyor. Artık burada ayın ilk yarısından itibaren Başak erkeklerinin yaşadıkları ne sıkıntı varsa, kariyer maddiyatla ilgili sıkıntılarını tamamen yavaş yavaş gidereceğini gösteriyor. Artık Başak Burcu'nun sağlam ve güçlü gösteriyor. Burada korkusuzca hedefine doğru yürüdüğünü gösteriyor. Yükseleceğinden bahsediyor sevgili başaklarım. Bu tarafa geçince. Evet, burada gördüğünüz gibi elinde sağlam bir değnek tutmuş bir adam var. Bu sizsiniz sevgili başaklar. Değnek nedir? Zaferin ve özellikle isminde A ve Y harfi çıkarmış burada. A ve Y harfi olan kişiler, arkadaşlarla ilgili söylüyorum. Bu zafer işareti kariyer ve maddiyattan bahsediyor. Maddiyatınızın ve kariyerinizin, yani güç olarak gücün simgesidir bu. Güçleneceğiniz bir dönemin başlayacağından bahsediyor. Ama burada isminde Y ve A harfi olan Başak burçlarına böyle sevgili olan başaklardan bahsediyorum. Y ve A harfi olan arkadaşları birbirlerine küs gösteriyor. Ama kesinlikle bu karşı partnerinizin peşinizden geleceğini veya karşı tarafın size bir özür borcu olduğunu ve bu özürü gelip dileyeceğini ve barışacağınızı gösteriyor. Ama bir süredir ayrısınız, onu da gösteriyor burada. Evet, şimdi bu tarafa gelince ciddi ve tertemiz bir haberiniz var. Ama bu haberi uzun süredir bekliyor olarak gözüküyorsunuz ama artık ümidinizi kesmiş olarak gösteriyorsunuz. Bu aşkla ilgili bir haberdi. Karşı partnerinizin size yazacağı bir mesajla beraber mutlu olacağınızı ve bir görüş alacağınızı, hani mesajda görüşeceğinizi belirtecek ve görüşeceğinizden bahsediyor. Aşktan yana da sıkıntı yaşayan Başak burçlarına gerçekten rahatlayacağınız bir dönem gözüküyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir kaç kart çıkartmak istiyorum. Maddiyatla alakalı bakalım neler var. Wow, çok güzel. Gerçekten çok güzel bir dönemin başlayacağından bahsediyor. Sevgili Başak burçları, biraz kararsızlığınız var ama çok da güzel teklifleriniz var. Çok güzel gösterdi. Çok da zorunlu bir dönem içerisinde çalışmanızı gösteriyor. Hani o kadar aktif bir şekilde, yorgun bir şekilde çalışıyor ki Başak burcu, gerçekten çok ciddi bir çalışma. Ve maddi konularda da rahatlayacağınız döneme gireceksiniz. Çok güzel kartlar çıkardı gerçekten. Ama uzun süredir sıkıntı yaşadığını gösteriyor Başak Burcu'nun. Biraz ödemeleri mi var artık? Biraz borç olduğunu gösteriyor. Zaten hepimizin borcu var arkadaşlar. Bu dönemde çok sıkıldık. Sevgili Başaklar, hiç üzülmeyin. Ayın ilk yarısından itibaren gerçekten maddi olarak da rahatlayacağınızdan bahsediyor. Çok güzel kartlar çıkardı. Ağırlıklı kupa kartları güzel kartlardır. Başak burçlarını hem ağırlıklı maddiyat olarak ama duygusal olarak da bu ayın ilk yarısından itibaren duygusallaşacaklarını da gösteriyor. Evet, bu duygusallık biraz sizi işten koparabilir ama kısmen.
çok geçici bir süre olarak gösteriyor. Kendinizi toparlayacağınızdan bahsediyor. Yani Başak burçlarını gerçekten aşkla ilgili, duygu ile ilgili duygusal gösterdi kartlar. Maddi konularda da dediğim gibi ayın 8'inden sonra ilk yarısını gösteriyor zaten 5-8. İlk yarısından itibaren maddi konularda da rahatlayacağınızı, özellikle burada atama ve yükselişten bahsediyor sevgili Başaklar, yükseleceğinizi gösteriyor. Evet arkadaşlar, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi de yormak istemiyorum. Lütfen videolarımı izledikten sonra beğenin. Yorumlarınızı bekliyorum ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın.